Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün 20 Nisan Perşembe günü, bayramdan bir gün öncesi Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı ilçesinde eskiden Pancar Daire Şefliği olarak faaliyet gösteren binanın önündeyiz. Tabii bu bina şu an faaliyette değil. Burayı belediye kullanıyor. Bugün özel bir konuğumuz var. Kocaeli'nden Gülşen Hanım. Gülşen Hanım sene 1973 ile 75 yılları arasında babası burada Pancar Daire Şefi olarak çalışmış, burada yaşamış ama aradan geçen 48 yıla rağmen memleket özlemi, memleket hasreti onun ciğerinde, yüreğinde, kalbinde bir yangın olarak durmuş, dayanamamış. Bugün tekrardan bir vefa örneği göstererek Gölbaşımıza gelmiş. Sağ olsun hem eli de boş gelmemiş, buradaki depremzede kardeşlerimize, vatandaşlarımıza yardımlar getirmiş. O yüzden biz kendisine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Aradan geçen 48 yıla rağmen bizleri unutmamışsınız. Buralara kadar zahmet etmişsiniz. Evet. Sizden kısaca bir alalım. Hangi tarihlerde buradaydınız? Ne yaptınız? Biz babamın görevi icabı buraya tayin olduk 73 yılında. Hı hı. Ben 73, 74, 75 yılında burada yaşadık. Hı hı. Babam Pancar Bölge Şefiydi. 3 yılımız burada geçti. Haliyle ben de 3 yıl burada okumuş oldum. Hangi? Gazi İlkokulu'nda, hemen caminin yanındaydı. Evet. Orada 3 yıl kaldık ve Sait Özer benim öğretmenimdi. Kaça gidiyordunuz o zaman? 3'le 5. Ha, ilkokul 3, 4, 5. Aha, tamam. 3, 4, 5. Oradan hı-hı, mezun oldum. Sonra buradan tayin olduk. Evet. Başka bir yere gittik, başka bir ilde görev yaptık. Ama tabii aradan geçen zamanda ufak tefek aklımda kalan arkadaşlar vardı. Beraber yaşadığımız kişiler, ailecek görüştüğümüz insanlar. Hı-hı. Birkaç kişi aklımda kaldı. Bir zaman görüştük ama sonra onlardan da koptuk. Tabii araya yıllar geçti, evlilikler geldi, okul hayatı derken sonra bu deprem bana hepsini daha farklı bir şekilde hatırlattı. Evet. Öyle olunca da tekrar dedim gitmeliyim. Aklımda kalan da olsa birbirine bir şekilde ulaşacağım kişileri bulmalıyım. Hı hı. Tabii haliyle buraya da gelirken onlara destek olmak amaçlı da biraz donanımlı gelmek zorunda kalıyorsun. Hı hı. Gördüğüm bazı kişiler oldu, göremediklerim de oldu ama en azından onlara ulaşmak için telefon numarası buldum. Hı hı. Onlarla görüşme imkanım oldu fakat tabii ki çok güzel bir zamanda gelip bu Gölbaşı'nı çok güzel bir şekilde görmek isterdim. Evet. Bu şekilde görmek istemezdim ama yaşanan bu sıkıntıdan dolayı haliyle çok üzgünüm. Bazı arkadaşlar buranın çok çok daha güzel olduğunu söylediler ama tabii ki şimdi ben o güzellikleri göremiyorum. Dertlerine derman olmak, muhabbet etmek, birlikte vakit geçirmek de olsa bir müddet beraber olduk onlarla. 2 gündür buradayız. Yarından sonra gideceğim ama tabii arkadaşlarımla iletişim kurmuş olarak gideceğim bu sefer. Evet. Mümkün olduğu kadar da onlardan irtibat kurmaya devam edeceğim. Aha. Allah izin verirse. Sene 73'te Gölbaşı nasıldı? Şu an nasıl gördünüz? Sene 73'te Gölbaşı tabii ki biraz küçük bir yerdi. Bir tane bir çarşısı vardı aşağıya doğru inen. Evet. Biz orayı daha çok bilirdik. O yolda gider gelirdik. Bir Malatya yolu dediğimiz yol vardı. Her gidiş gelişimizde orayı kullanırdık ama bahçemiz çok güzeldi, dairemiz çok güzeldi, komşuluk çok güzeldi. O zaman da hani çocuktuk ama tabii ki Gölbaşı bir küçük yer olduğu için her yerde de gezme imkanımız oluyordu. Evet. Fakat şimdi şöyle bir şey de fark ettim. Kaldığımız dairenin, bahçenin bana ne kadar çok büyükmüş dediğim o bahçe küçücük geldi. Aynen. Evet, küçücük geldi ve ben o bahçede hani dedim o kadar küçükmüş ki bana bir uçtan bir uca yürümem gerekiyormuş. Ve şimdi tabii ki bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Allah inşallah bir daha göstermesin. Düşüncelerimizin çok çok üstünde bir durumla karşılaştık. Tekrar yaşatmasın inşallah. Bir an önce Gölbaşı toplansın çünkü en iyi biz anlarız. Evet. Çünkü 99'da biz de böyle bir deprem yaşadık. Geçmiş olsun. Allah izin verirse teşekkür ederim. Sizler de bizim gibi birkaç yılın içinde yine eski halinize geliriz. Tabii ki kayıplar oluyor haliyle. Onları evet, insan unutmak mümkün değil. Bir zaman sonra normal hayata dönüp normalleşebiliyoruz. Evet. Yani bir yerden başlamak gerekiyor çünkü. Evet. 48 yıl önce Sait Özer haricinde tanıdığınız, hatırladığınız öğretmen başka var mıydı? Fevzi hocam vardı. soy ismi? Soy ismini tam hatırlayamıyorum ama Sait Özer'le birlikte o da 3'ü okutuyordu. Arada bir bizim sınıfımıza o da katılırdı. Şu anda onun da Gölbaşı'nda olduğunu duydum. Hı hı. Ama tabii ulaşamadım. O da burada yokmuş herhalde, bir yerlere ayrılmış. Müdürümüz vardı. Ali Bilen, yanlış değil herhalde. Ali Bilen olabilir. Ha, müdürümüz vardı. Aklımda öyle bir isim kalmış. Bir de şöyle bir arkadaş gruplarımız vardı. Onlara da ulaşamadım ama telefonlaştığım bazı kişiler bayram dolayısıyla Gölbaşı'nda değiller. Kısaca o tanıdığınız isimleri böyle hemen isim sayalım. Belki içlerinden tanıdık birisi çıkar ulaşabilir. Bize iletişime geçer. Evet, Nuran Atayık. Bizim dairemizin, şoförümüzün kızıydı. Hamiyet Oruç, şu anda belediyede abisi varmış, onun kız kardeşi oluyor. Hı hı. Mehmet Aktaş, onlara ulaştım zaten. Evet. Gülizar Dal vardı, onları da telefon numaralarını aldım ama görüşemedim tabii onlarla. Dairemizde çalışan görevliler vardı. Mehmet Yalçın da vefat etmiş ama Abdullah Yalçın da abimizle görüştük. Dün geldi, onunla buluştuk. Aklımda bazı kalan kişilerden vefat edenler olmuş. Hani sorduklarımdan, Allah rahmet eylesin. Diğer arkadaşlarla da dün akşam bir kişiye ulaşınca onlarla da görüşmüş oldum. Onlar da geldiler. Beraber bir çay içtik onlarla. Birbirimizin telefon numaralarını aldık. Mustafa Gündüz arkadaşımız vardı. Ona da dün telefonda ulaştık. O da Ankara'da yaşıyormuş ama telefonlaştık onlarla da. Hı hı. Aklımda kalan bunlar ama şimdi böyle birbirimize ulaştıkça öbürlerine de ulaşıyorum. Hayal meyal hatırladıklarım da oluyor ama isimlerini unutmuş oluyorum bu arada. Böylelikle birkaç kişiye ulaşmış oldum en azından bahaneyle. Aradan 48 yıl da geçse hem dostluklarınızı tazelediniz, hem buradaki anılarınızı tazelediniz. Çok şükür, evet. Tabii ben şu an böyle konuşurken aklıma hep şey geldi. Eskilerin söylediği bir laf vardı. Allah iyilikle getirsin, iyilikle götürsün diye. Yani evet. Bu sözün de şimdi ne kadar doğru bir söz olduğunu anladım. 48 yıl sonra evet, maalesef böyle bir hadiseyle buraya gelmiş olmak biraz herhalde üzücü bir durum. Üzücü ama insan bir şekilde ayakların getiriyor zaten. Yani o zaman güzel zamanlarla ayrıldığın yerden güzel bir şekilde gelebilseydik o boş zamanda çok iyi olurdu ama kısmet olmadı. Ama bu bir şey oldu artık, yani vefa borcu gibi oldu. Evet. Gelmeliyim, görmeliyim, yani bir şeyin elinden tutmalısın. Tabii ki biz de bunun duygusunu yaşayan bir şehiriz yani Kocaeli. Evet. Biz de öyleyiz ama buradan sadece burası değil, Gölbaşı için de değil. Diğer Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Antakya, oralara da tekrar gidiyoruz. Samandağ, Gaziantep'te de ufak şeyler olmuş ama biz şimdi buradan devam ediyoruz. Maraş'tan başladı bizim yolumuz. Evet. Pazarcığa da uğradık. Bugün Gölbaşı'ndayız dünden beri. Tabii ki burası yaşadığım şehir olduğu için biraz fazla zaman ayırdık biz burada. Yoksa 4-5 günün içinde buraları dolaşıp gidecektik. Yarın sabah yola çıkıyoruz Allah izin verirse. Diğer illerimizi de ziyaret edeceğiz. Bu bizim ikinci gelişimiz aslında. Gölbaşı'ya ilk defa geldik. Diğer yerlere ikinci kez gittik. Evet. Ama Gölbaşı bize şey olmuştu. Yolumuzun üstünde değildi o zaman. Bu sefer bayram için direkt buraya geldik. Anladım. Ben o zaman aradan 48 yıl geçmesine rağmen bizleri unutmadığınız için, büyük bir vefa örneği gösterdiğiniz için, buralara kadar zahmet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Elinize, ayağınıza, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Yani Gölbaşılılar adına da sizlere minnet duygularımızı, şükran duygularımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim. Ben de Gölbaşı halkına, yaşayanlarına, sizlere, emeği geçen herkese çok geçmiş olsun diyorum. Sağ olun, eksik Ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara da Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bir an önce normalleşip Gölbaşı yine eskisi gibi güzel. Zaten insanı muhteşem. Evet. İnşallah bir an önce normalleşirler. İnşallah. Kocaeli'nden buraya kadar zahmet edip geldiniz, sağ olsunlar. Şimdi tekrardan deprem bölgelerine, yollara çıkıyorlar.